Lise öğrencisi olduğu yıllarda Dilan Polat ve Sıla Doğu ile oturdukları sitede tanışarak arkadaş olan avukat Özgecan Sırma, iki kardeşle olan ilişkisini anlattı. Sırma, Dilan Polat'ın gençlik yıllarında panik atak krizleri olduğunu ve bir gün bir binanın çatısına çıktığını anlattı. Özgecan Sırma, Dilan ve Sıla kardeşlerin maddi durumlarının kötü olmadığını, ilişkilerinin üniversiteye gidince koptuğunu anlattı. Dilan Polat'ın Engin Polat'la ilişkisinden de bahseden Sırma, gerçekten benzerini görmediğim bir duyguyla bağlıydı. Engin onun için nefes almak kadar önemliydi, dedi. Sırma, Dilan Polat ve Sıla Doğan'ın maddi durumları ile ilgili de konuştu. Zenginleşmelerine elbette şaşırdım. Uzun zaman sonra geldikleri nokta ve içerisinde bulundukları hal ve hareketler gerçekten hayret verici bir boyuttu ve benim de dikkatimi çekti. Lakin herhangi bir bilgim veya iletişimim olmadı, dedi. Sırma, sosyal medyada yaptığı Dilan Polat psikolojik travmaları çocukluğuna dayanan birisi ve birebir şahit olduğum intihar teşebbüsü de var. Bence dikkate alınmalı ve cezaevi psikoloğu destek sağlamalı. Suçlu olsun olmasın, onun anne ve insan olduğunu unutulmadan hassasiyet gösterilmeli. Eğriye eğri, doğruya doğru paylaşım hakkında da şunları söyledi. İtidalli olunup değerlendirilirse anlatmak istediğim konu çok net. Herhangi bir aklama vesilesi veya tahliye sebebi olarak öne sürmeden sadece bütün tutuklu ve hükümlülere olması gerektiği gibi kendisine de psikolojik destek verilip gözetimin üst seviyede olması gerektiğiydi. İsmail Saymaz'ın haberi üzerine o paylaşımı yaptım çünkü korktum. Yıllar önce böyle bir eğilim şahit olduğum için ve iki tane evladı olan gencecik bir kadın olduğu için korktum. Suçlu veya suçsuz olması bu insani duygumu değiştirmiyor. Suç varsa cezası vardır, infaz edilir. Herkesin hayatı biricik ve değerlidir. Böyle bir şeyin konuşulması dahi üzücü, dedi. Sırma, Dilan Polat'ın yıllar önce şahit olduğu intihar girişimini şöyle anlattı. O senelerde babalarıyla yaşıyor, küçük kardeşleri Can'a annelik ediyorlardı. Annelerini kaybetme üzerine babayla yaşama ve böylesine bir sorumlulukla beraber gelen büyük bir psikolojik kırılganlıklar vardı. Sıla çok daha dirayetli olsa da Dilan öyle değildi. Panik atak krizleri olurdu. Yine bir gün binanın tepesinde görüyorlar ve atağa oluyor. Benim aklıma hemen bu anı geldi. Yaşadıkları ve cezaevinde olmasının psikolojik olarak ağır gelip böyle bir şey yeltenme ihtimali dahi beni ürküttü. İsmail Saymaz, haber sahibi olduğu ve gerçekliğine de inandığım için okur okumaz bu şekilde bir reaksiyon verdim, dedi.